Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdem Uygulama Teknoloji ve İşletmeci Yüksekokulu'na ait İş Sistemleri ve Teknolojileri bölümünün bilgisayar ağları dersine hoş geldiniz. Geçen dersimizde yönlendirici konfigürasyonu ve bir ağ konfigürasyonu yapmıştık aslında. Hem yönlendiricileri hem de switchleri switchleri yapılandırmayı komple yapmıştık. Özellikle geçen hafta 3. dersimiz arkadaşlar yeterli olmadığı için 4. dersimizi de çektiğimiz yanlış hatırlamıyorsam sizin dersi 4. ders de çektik. 4. derse tabii katılımlar olmadı ama çünkü bağlantı linkini yenilemeyi unuttuğum için. Ama 4. ders YouTube'da var. Komple bir ağı tamamladık. Orada şöyle bir dipnot belirtelim arkadaşlar. OSPF yapılandırması gerçekleşti. Tabii biz sistemi hızlandırmış olmamız lazım. Yani şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz özellikle şöyle yapalım. Geçen haftaki uygulamamızı şöyle açalım arkadaşlar. Burada OSPF yapılandırmaları switch rotorlar üzerinde gerçekleşti. Şunlar, şuradan biz sistemi hızlandırmamız gerekiyor. Yani switchlerin, cihazların daha çabuk yapılandırmaları kabul etmesi için. Burada herhangi bir paketi artık bilenler arasında gönderebiliyoruz. Yani şurada bilen ona dahil olan bu bilgisayar arasında gönderebiliyoruz. Geçen dersimizde bu yapılandırmaları komple anlattığımız için komutlara dikkat etmenizi özellikle belirtelim arkadaşlar. Bu dersimizde WAN teknolojileri çoğullamadan ve özellikle ATM protokolünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunlar aslında birbiriyle ilişkili. Burada WAN teknolojileri dediğimiz geçen haftaki anlattığımız konuda router yapılandırmalarında da özellikle belirtmiştik arkadaşlar. İşte Erdemli, Mersin ve Silifke arasında kurduğumuz router yapılandırmalarında bir nevi bir WAN oluşturmuştuk. İşte burada WAN teknolojileri nedir? Kullanılan WAN teknolojileri nelerdir? Ve WAN teknolojilerinin çoğullamasından bahsedeceğiz. Çünkü burada geçen haftaki uygulamalarımızda iki router arasında ya da routerlar arasındaki bağlantılarımız arkadaşlar seri portlarla yapmıştık. Yani seri kabloyla yapmıştık. Seri kabloyla bağlantı demek routerların birbirine yakın olması, aynı kabinet içerisinde olması anlamına geliyor. Aslında burada Erdemli, Mersin ve Silifke bağlantılarının bir seri bağlantıyla yapılması pek de mümkün değil. Çünkü routerlar 2-3 ayrı konumda ve bu bağlantılarında işte nasıl yapıldığıyla ilgili bu haftaki dersimizde bu konuları anlatacağız arkadaşlar. Şimdi WAN protokolleri nelerdir? Bundan bir bahsedelim. Öncelikle OSI modelinin 1. ve 2. katmanında çalışıyor WAN işlemleri. Kullandığı başlıca protokoller var. Bunlardan işte birincisi HTLC denilen yüksek seviyede veri bağlantı kontrolü. Diğeri PPP denilen noktadan noktaya bağlantı protokolü. Frame Relay, çerçeve aktarma ve ATM protokolleri kullanılıyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar çerçeve aktarma yani Frame Relay kavramından bahsedelim. Özellikle I2T denilen standartlar I2T tarafından 1.22 standardı ile ISDN ortamı üzerinde paket anahtarlama olarak çalışan bir hızlı paket hizmeti tanımlanmış. Ve çerçeve aktarma modunda taşıma hizmeti ya da kısaca çerçeve aktarma olarak adlandırılmıştır arkadaşlar. Frame Relay. Yani ISDN teknolojisi kullanılıyor. ISDN teknolojisi nedir dediğimizde de karşımıza şöyle bir cevap çıkıyor arkadaşlar. Telefon hatları üzerinden analog veri aktarımı anlamına geliyor. Yani günümüzde ADSL teknolojisi gelişmeden önce kullanılan teknolojiydi. İnternet teknolojisi veya veri aktarma teknolojisiydi. ISDN. Bu Frame Relay de ISDN teknolojisi üzerinden aktarma, veri aktarma işlemi ya da merkezler arasında bağlantıyı sağlayan bir paket hizmetiydi. Değişen paket uzunluklarında çalışan çerçeve aktarma hem kiralık hatların
Hem de yani release kiralık hat, frame release denilen, şu an İngilizcesi aklıma gelmedi. Kiralık hatların hem de X25'in alternatif olarak üretilmiş. ATM gibi geniş bir hız ve hizmet spektrumu sunan teknolojilere de bir geçiş sağlamıştır arkadaşlar. Çerçeve aktarma. Özellikle çerçeve aktarmanın gelişmesindeki ikincilik uzak bölgelerdeki LAN'ların birbirleriyle bağlantı kurma ihtiyacının giderek artmasıydı. Yani ilk özellikle bankalar arası bağlantılarda kullanıldı. Frame arkadaşlar ISDN üzerinden bankalar arası işte bankaların şubeleriyle bağlantılarının kurulması, bankalardaki bilgisayarların birbirleriyle internet bağlantısında kopma yaşadık. Arkadaşlar. Özellikle bankalar gibi çalışan kurumların arkadaşlar birbirleri arasında LAN bağlantılarının bağlanması ihtiyacından doğdu. Çerçeve aktarma bağlantı yönelimli bir taşıma sağlıyor. Yani veri transferinden önce kaynak ve hedef kullanıcılar arasında sanal bir devre kuruluyor. Bu sanal devrelere DLSI veri linki bağlantı kanıtçısı denilen bir numara veriliyor ve iletilen her çerçevenin başlığında bu numara yer alıyor arkadaşlar. Yani burada şöyle söyleyelim. Özellikle geçen haftaki router yapılandırmasında DTE/DCE kavramından bahsetmiştik. Burada da yine DTE/DCE kavramıyla cihazlar birbirleriyle modem aracılığıyla router'a bağlantı yapılarak bir merkezi yapının birbirleriyle LAN'ların birbirleriyle bağlanması sağlanıyordu. Özellikle standart bir geniş alan ağı teknolojisi olarak Frame Relay ilk başlarda tercih edildi. Verilerin eski teknolojilere nispeten yüksek hızlarda dijital networkler üzerinden iletişilmesini sağladı Frame Relay. Bu da bahsettiğimiz işte dial-up bağlantılar yerine ISDN bağlantılarının kullanılması yüksek hızlara erişmeyi sağladı o zamanlar için. Eskimiş ve artık yaygın olmayan bir teknoloji haline geldi arkadaşlar Frame Relay'ler. Yani burada Frame Relay bir çıkış teknolojisiydi. Özellikle WAN teknolojilerinin yaygınlaşması için başlangıç teknolojisiydi. Asenkron transfer modu ya da asenkronis transfer mod dediğimiz ATM'ler artık Frame Relay'lerin yerini almıştır arkadaşlar. Genelde özel şebekeler üzerinden özellikle ses, görüntü ve veri aktarımına olanak veriyor ATM'ler. Çerçeve tabanlı bir mimariden daha çok hücre tabanlı bir mimari üzerine kurulmuş. ATM hücreleri her zaman sabit 53 byte uzunluktadır. Arkadaşlar. 5 byte değerinde bir başlıktan ve 48 byte değerinde bir yükten oluşmaktadır. Yani 53 byte'ın 5 byte'ı başlık, 48 byte'ı ise veridir. Yani payload veya yük denilen veridir arkadaşlar. Küçük ve sabit uzunluklu hücreler ses ve görüntü trafiğinin taşınması için iyi bir uyuma sahip. Çünkü bu trafiğin gecikmeye tahammülü yok çünkü. Hani görüntü ve ses aktarımının gecikmeye tahammülü yok. O yüzden 53 baytlık bu paketler halinde küçük ve sabit uzunluklu hücreler ses ve görüntü trafiğinin taşınmasında iyi bir alternatif. Görüntü ve ses trafiğinin iletiminin başlaması için daha büyük paketleri beklemesine de ihtiyaç kalmamış. Özellikle 53 baytlık bu ATM çerçeve aktarması arkadaşlar, ATM cüresi, çerçeve aktarma ve X25'teki daha büyük çerçeve paketlerden daha az verimli. Hücre parçalara ayrılmış şebeke katmanı paketlerini taşıdığında ise masraf daha fazla oluyor. ATM'in avantajlarından bahsedecek olursak, özellikle hızla gelişen bir teknoloji arkadaşlar. Standartlaşma çalışmalarında yaygın kullanılıyor. Gelecekte belirecek talepler şimdiden birçok büyük firmanın bu konuda araştırmalara başlamasına yol açmış. Özellikle ATM ile verileri çok büyük hızlarda taşımamız
mümkündür. Hızı arttırma amaçlı olarak da hata kontrolü minimum düzeyde tutuluyor. Bu durumda hata kontrolü kullanıcının sorumluluğuna bırakılmış. Yani günümüzde 3G, 4G teknolojileri özellikle arkadaşlar ATM teknolojisinin verisine teknolojisinin kullanarak gelişmiş. Video, ses, televizyon, text gibi her türlü veri tiplerinin hepsini destekleyen ve bütün ağların bir ortamda entegrasyon için taban sağlayacak BISDN denilen arkadaşlar yapıyı ATM olarak seçmiş BITÜ tarafından. ATM fiziksel taşıma ortamından bağımsızdır. Kablolar koaksiyel kablo olabileceği gibi fiber kablo da olabilir. Fiziksel katman olarak da SONET tavsiye ediliyor arkadaşlar. ATM var olan sistemlere de uyumludur. Zaten en büyük etken, yaygınlaşmasındaki etkenlerden birisi budur. Her tür ağ ortamıyla sorun olmadan konuşabilmesini sağlar arkadaşlar. ATM özellikle veri iletiminde esnektir. Değişen bit hızlarına destekler niteliktedir. Yani dediğimiz gibi özellikle ISDN yani analog bağlantılar, dial-up bağlantı dediğimiz 28 kilobit, 56 kilobitken ISDN'ler 100 kilobit, 150 kilobit, 256 kilobit, 150 demeyelim de 128 kilobit, 256 kilobit, 512 kilobit hızlardayken arkadaşlar günümüzde ADSL'ler 8-16 megabit, fiberler 100 megabit, 150 megabit gibi hızlara çıktığı halde ATM özellikle bütün veri tiplerine veri iletiminde esnek davrandığı için yaygınlaşmıştır. Kullanıcı isteğine göre iletim hızı belirlenir. Veri iletiminde esnektir dediğimiz işte özellikle arkadaşlar kullanıcının isteğine göre de iletim hızı belirlenebiliyor. Yani bugün artık internet hızlarının kullanıcı isteğine göre belirlenmesi bu ATM verisinin kullanılmasıyla. Özellikle bazı anahtarlar kullanıcılara ait bant genişliği de sunabiliyor. Yani her kullanıcıya ait bant genişlikleri de belirleyebiliyorsunuz ATM'de. ATM ağında hata oranı ve gecikme değeri bildirilerek belli bir kalitede hizmet alınabilir. Bu bilgiler ağa bağlandığında, ikinci sayfa arkadaşlar, şöyle geçelim. Bu bilgiler ağa bağlanıldığında kullanıcı tarafından ağ ortamından bildirilir. İstenilen şey hız ise hata oranı göz önüne alınmayabilir. Hata oranı önemliyse o zaman hızdan ödün verilebiliyor. Bu da özellikle hata oranı gecikme değeri bildirilerek kaliteyi belirleyebiliyorsunuz. Yani hizmet alacağınız telekom kuruluşuna benim için hız önemli dersiniz. Hata gecikme oranlarını, hata veya gecikme oranlarını değiştirir, azaltır. Ona göre size hızı arttırır. Benim için hata oranı ve gecikme önemlidir dediğiniz zaman da hızı azaltarak bu bitleri arttırabiliyor. Evet, internet bağlantısında kopmalar yaşıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Özellikle arkadaşlar ATM sabit boyutlu boyutlarda ve küçük hücreleri anahtarladığında ağ kaynaklarını optimum kullanabiliyor. Devre anahtarlamadaki gibi devre bütün bağlantı için kapatılmıyor. Paket anahtarlama tekniği kullanılarak sadece bilgi transfer edilirken devre kullanılıyor. Diğer taraftan anahtar arkadaşlar, umarım kopukluk oluyor ama sizin için toparlamak gerekir. Şimdi ATM sabit boyutlarda ve küçük hücreleri anahtarladığından ağ kaynaklarını optimum kullanabilir dedik. Özellikle bunu şöyle belirtiyoruz. Hani devre anahtarlamada gibi devre bütün bağlantı için kapatılmıyor dediğimiz kavram şu. Devre anahtarlama burada bahsedeceğimiz konu
devre anahtarlamada telefon görüşmesi olarak düşünün. Karşı taraf açar, açtığı zaman görüşme gerçekleşir. Karşı taraf bağlantıyı kapattığı zaman artık bağlantı gitmiştir. Burada işte ATM'de ise paket anahtarlama tekniği kullanılıyor. Bu da mesajlaşma olarak düşünebilirsiniz. Her an bağlantı sabit, bağlantı gerçekleştirilmez. Bir paket gideceği veya geleceği zaman bağlantı gerçekleştirilir. Bu da yalnızca iletişimin gerekli olduğu durum olduğu durumlarda arkadaşlar bağlantıların düğümleri arasında bağlantı kurulur. Bağlantı genişliğinin etkin kullanımı sağlanır. Hani günümüzdeki cep telefonlar için söyleyecek olursak arkadaşlar, siz bir sosyal medya platformunu açtınız, video izlerken arka tarafta başka bir işte YouTube'dan video izleme veya Spotify'dan müzik dinleme gibi durumlarda internet hızınızın yavaşlaması durumu söz konusu olabilir. Burada işte ATM'de arkadaşlar bant genişliğini sadece bağlantı gerçekleştiği süre boyunca kullandığı için hızdan feragat etmemiş olursunuz. Burada böylece hani daha optimum veri transferi kullanılabiliyor. Özellikle ATM ağ yapısı büyümeye de elverişli. Böylece yani birden fazla bağlantı türü kullanabildiğiniz için istediğiniz gibi genişleme sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi hani buna örnek olarak evlerdeki internet, cep telefonlarınızdaki internetler de aslında bu yapıdadır, ATM yapısındadır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Asenkronis yani ATM yapısı derken asenkronis yani aynı anda senkronize olmayan transfer modu kavramındadır. Yapısıdır bu. Cümleyi toparlayamadım. Siz bir bağlantıyı gerçekleştirirken indirme hızıyla gönderme upload hızınızın aynı olmadığı, işte sadece bir veri gelirken bağlantının geçerli olduğu durumlardır. Bu da işte ATM ağ yapısının büyümeye elverişli olmasını sağlıyor. Özellikle ATM onu yorumlayan firmaya göre de bazı değişiklikler taşıyabiliyor. İşte 4G, 4.5G, 5G, 6G gibi kavramlarda geliştirilen teknolojilerde firmaya göre yine değişiklikler görebiliyoruz. Belirli şartlar sağladığı sürece değişik ATM LAN'lar birbiriyle iletişim kurabiliyor. Yani burada şöyle de örnekleyelim. Fiber yapı kurdunuz. Aynı zamanda ADSL yapıyı da buna dahil edebiliyorsunuz. İşte fiber yapıda gigabit veya fast hızlarında yani 100 megabit hızlarda veya gigabit hızlara ulaşabilirken farklı ağların birbirleriyle yine iletişim kurmasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. ATM özellikle istatistik çoklama tekniğini kullanarak çok kullanıcının veri trafiğini tek bir ağ üzerinde birleştiriyor. Bu da en etkin şekilde gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Üçüncü avantajlar sayfasına geldiğimizde özellikle ATM anahtarlama yönlendiricilere yani routerlara göre daha kolay anlaşılır. Uygulaması kolay ve ekonomik bir çözümdür. Yönlendiricilerin mevcut yazılımlarının düzeyi, karmaşıklığı, mimarisi ve fiyatı anahtarlar karşısında devre dışı kalmalarına yol açmaktadır özellikle. ATM anahtarları mevcut ağ ekipmanı üzerinde hiç değişiklik yapmadan ya da çok küçük bazı değişiklikler yaparak da ağ eklenebiliyor. Peki ATM'in dezavantajları var mı? Arkadaşlar ATM anahtarları özellikle yönlendirici tarafından verilmekte olan hizmet sınıflarının pek çoğunu kendi yapısı içinde kullanıcılara sunmakta. Fakat burada şöyle bir problem var. Henüz standartların oluşmaması yüzünden işte güvenli van erişimiyle ilgili, güvenlik duvarlarıyla ilgili veya çoklu protokol desteğiyle ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Yani ATM ayrıca işte cihazların fiyat pahalı olması, ben işte güvenli van erişimi sağlayacağım dediği zaman fiyatın yüksek olması, pahalı bir teknoloji olması, yeni bir teknoloji olduğundan yine gerekli donanım ve yazılım desteğinin yeterli olmaması gibi problemler yaşanabiliyor.
Güvenli bana erişimi dediğimizde de karşımızda işte yönlendiriciler diğer ağlara bağlanma konusunda şimdilik tek güvenli cihaz olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Güvenlik duvarları kavramında da yönlendiriciler ağın belirli alanları dışında kullanıcı erişimini sınırlama özelliğine sahiptir yönlendiriciler. Ama ATM'lerde bu sınırlama yok. Bu ortaya çıkan bir sorunun ağın başka bir bölümüne intikal etmesini engelliyor. Routerlarda, ATM'lerde ise bunu engellemeniz problem olabiliyor. Çoklu protokol desteği kavramında da yine yönlendiriciler tipik bir heterojen ağda bulunan bütün protokolleri desteklerken ATM cihazlarının hangi protokolü desteklediği önem kazanıyor. Ona göre cihaz alımımız önemli hale geliyor arkadaşlar. Evet, ikinci dersimizde High Level Data Link Control ya da HDLC ile devam edeceğiz. İkinci dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.